LGS'ye son 51 gün, hayallerimiz için çok değerli bir sayı. Bu sayı bizim için değerli neden? Çünkü bu kadar günde netlerimizi inanılmaz artırabiliriz. Çok güzel tekrarlar yaparak, çok güzel çalışmalar yaparak hayallerimize kavuşabiliriz. Günün sözüne baktığımızda hayatta karşılaşabileceğiniz en büyük başarısızlık hiç denememiş olmaktır. Yani vazgeçmek. Ya bir deneyelim ya deyip de ısrarlı bir şekilde gayret gösteren öğrencilerimiz başarılı oluyor. Ama olmaz zaten ya. Bu kitapta bitmedi. Şu denemede de bu yanlışım çıktı. Matematiği de yapamıyorum deyip vazgeçenler, denemeyenler, üzerine gitmeyenler zaten baştan başarısızlığı kabul ediyor. Halbuki ısrarlı bir şekilde, gayretli bir şekilde denemeye devam edenler, yani diğer bir deyişle deneme çözmeye devam edenler ve yanlışların üzerine gidenler başarılı oluyor. Bizim bu cümleden çıkaracağımız ders bu. Günün yorumuna baktığımızda Ahmet Efe Uzunöz diyor ki, son 50 günde netlerimizi nasıl artırabiliriz? Denemelerde nasıl hız kazanabiliriz? Hemen ilk sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi son 50 gün çok çok değerli. Burada öncelikle sizin dikkat etmeniz gereken birinci şey bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Çünkü sınav bir deneme. Yani denemeye gireceksiniz. Size böyle normal bir tane, hatta şurada varsa bizim Türkiye genel denemelerimizden bir tanesinden örnek vereyim. Şurada var mı bakalım. Evet. Mesela şöyle Türkiye genel denemesi ya, açıyorsun sorular çözüyorsun. Böyle size bir kitapçık verecekler ve bu denemenin sorularını çözer gibi gerçek bir sınava gireceksiniz. Dolayısıyla deneme çözmeniz lazım bir. Deneme çözdükten sonra nokta atışı çalışma yapmanız lazım. Nokta atışı çalışma. Bu ne demek? Yani eksiklerinize göre konularını sağlamanız lazım. Yani diyeceksiniz ki ben denemede Türkçe'de şu yanlış yaptım. Matematikte bu yanlış yaptım. Ben şöyle göstereyim mesela dörtlü motivasyon denememize. Fen'de bu yanlış yaptım. İşte matematikteki şu soruda şuraya takıldım. Bu yanlışlara özgü çalışmalar yapacaksınız. Denemedeki yanlışlarınızın üzerinden geçeceksiniz. Ve sonrasında hızlanmanız lazım arkadaşlar. Hızlı olmak gerekiyor. Hızlan. Hızlanmak neden önemli? Çünkü sizler sınavda Türkçe'de belki süreyi yetiştirebileceksiniz. Belki sosyalde, yani inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de süreyi yetiştirebileceksiniz ama sayısalda hızlanmanız için birazdan zaten deneme taktikleri de vereceğiz. Mutlaka matematikte zor bir soruya takılıp kalmayıp hemen fenden başlayıp fende yapabileceğiniz soruları bitirip fende de soruları yaparken aklınıza ilk gelenin doğru olduğunu işaretleyip belli bir taktikle gitmeniz gerekecek. Yani sınav için hızlanmak da gerekiyor arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde diğer bir şey, eksiklerimizi biliyoruz ve eksiklerimizi nokta atışı çalışmada eksiklerimizi de kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eksiklikler kapatılmalı. Diğer türlü olmaz. Bir de en önemlisini kırmızıyla yazmak istiyorum. Sınavdan daha da önemli olan şey sizsiniz arkadaşlar. En önemli şey sensin. Dolayısıyla uykuna, beslenmene dikkat edeceksin. Yani sen bir sürü deneme çözersin. Tamam, bir sürü deneme çözersin. Hepsinin yanlışına bakarsın ama uykusuz girdiysen sınavda netlerin düşük çıkar. Yorgun girdiysen, aç girdiysen veyahut da motivasyonun düşük girdiysen en az 5-10 puan oynar. Dolayısıyla motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Ben yaparım diyeceğiz. Eksiklerimiz çıkabilir, yanlışlarımız çıkabilir ama ben yaparım diyeceğiz. Sıkı sıkıya çalışacağız. Uykumuza, beslenmemize dikkat edeceğiz. Ve yaptığımız denemelerdeki eksiklerimize göre nokta atışı çalışmalarla mükemmel bir şekilde sınava gireceğiz. Denemelerde hız kazanmak için tabii ki birincisi turlama taktiğini uygulamamız gerekiyor. Biz buna Antep fıstığı yöntemi diyorduk. Ne demek bu hocam? Yani sizler takıldığınız soruyu atlıyorsunuz. Bu kadar basit. Başladınız ya sınava. Bir kere matematik, yani sayısal bölümde kesinlikle ve kesinlikle biz öğrencilere fenden başlamayı tavsiye ediyoruz. Çünkü matematik 20 sorunun içerisinde sizin canınızı sıkacak bir soruyu ilk soruya, ikinci soruya koymuş olabilirler. Fenden başlıyorsun, yaptın. Yaptın. Buna takıldı mesela 3'te. Beklemiyorsun. Hemen şöyle küçük bir yuvarlak atıyorsun. Büyük yuvarlak da atmak yok. Büyük yuvarlak atarsan geri döndüğünde moralini bozabilir. Bu ne ya? Öf diyebilirsin. 4'ü yaptın. Ondan sonra 5'i yaptın. 6'yı yaptın. 7'yi yaptın. 8'i yaptın. 9, 10 gidiyorsun. 11'de biraz takılın. Geçiyorsun. Aklına ilk gelenleri işaretliyorsun tabii. 12, 13, 14, 15, 16. Bu 17'de takıldın. 18, 19. Sonra hop geri matematiğe girdiniz. Şimdi artık fende yapabileceğin her şeyi yaptın. İki tane soruda takıldın. Onlara da geri dönüşe bakacaksın. Önemli değil. Ama tıkı tıkı hızlı yaptın yani. Ardından burada başlıyorsun matematik soruyu. İlk soruda mı takıldın? Önemli değil. Hemen işaretliyorsun. Geçiyorsun bunu. Bunu yaptın. Yaptın. Güzel. Üçü yaptın. Dördü yaptın. Beşi yaptın. Altta takılabilirsin. Önemli değil. Önemli olan önce yapabileceğin kadarını yapmak. Bitirmek. Birçok öğrenci takıldığı sorular yüzünden yapabileceği soruları yapamıyor. Dolayısıyla bir kere böyle netlerimizi artırıyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Ardından da turlama taktiği. Kodlamayı tabii ki yaprak yaprak yapıyoruz. Her bir soruda değil. Şimdiden kurşun kalem kullanıyoruz. Çünkü sınavda bize kurşun kalem çözecekler. Uçlu kalem vermeyecekler. Ve en önemlisi tabii ki raporlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani yaptığımız yanlışlara göre buradaki denemelerdeki analizimizi yapmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? İşte ben 7. soruyu yanlış yaptım fendi. Öyle bir şey yok. Fendi 7. soru neymiş?
topraklamaymış. Topraklama konusunu yanlış yaptım deyip topraklama konusuna net bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve bir şey daha önemli arkadaşlar. Kitaplarınızı bitirmeniz gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum şu son 50 gün için. Kaynaklar bitmeli. Dolayısıyla bitiremeyeceğiniz kaynakları almayın. Güzel kaynaklardan, bitirebileceğiniz kaynaklardan, sınavdaki sorulara benzer sorular soran kaynaklardan bitire bitire ilerleyin. Hatta bununla alakalı sizlere biz çok güzel bir son tekrar seti hazırladık. Onu da göstermek istiyoruz. Bu LGS'ye artık son bir zaman kala. Son tekrar setimiz gerçekten önemli. Matematikte görmeniz gereken soruları, fende, Türkçe'de ve aynı zamanda dinde, İngilizce'de ve inkılap tarihinde görmeniz gereken tüm tekrarı sizlere mükemmel bir şekilde hazırladık. Yani bunları çok rahat bitirirsiniz. Nasıl oluyor mesela matematikte? Açıyorsun, son hamleni yapıyorsun artık. Diyorsun ki matematikte gelebilecek soru tarzlarına göre çarpanlar katlar, sınav modeli soru çözümü, sınav sorusu çözümü, sınav sorusu çözümü, sınav modeli. Hep sınav sorularına göre gidiyoruz. Sınavda gelebilecek soru tarzlarını buradan güzel güzel tekrarlıyoruz. Sonra geldik diyelim ki Türkçe'ye veya fene geçelim. Fende mesela önce sınavda %100 karşımıza çıkabilecek bilgiler, hemen ardından sınav sorusu. Sınavda %100 karşımıza çıkacak bilgiler, hemen ardından sınav sorusu. Bunları güzel bir şekilde fende tekrarlıyoruz. Hemen Türkçe'ye bakıyoruz. Türkçe'de anlam bilgisi çıkıyor. Dil bilgisi çıkmayacak sınavda biliyorsunuz. Dil bilgisini biz yazılarınız için yine en sona koyduk ama temelinde anlam bilgisiyle başlıyor kitabımız. Ağırlıklı olarak anlam bilgisi. Hemen sınav sorusu. Sınav modeli böyle çıkar, sınav sorusu. Sınav modelinde böyle çıkar, sınav sorusu. Sınav modelinde böyle çıkar, sınav sorusu. Hep sınavdaki tarza göre son tekrarımızı yapıyoruz. Yani tekrar deyince böyle sıkıcı konular değil. Güzel güzel direkt sorularla tekrarımızı yapıyoruz. Yine inkılap tarihinde de kavramlar mükemmel bir şekilde veriliyor en başında. Ardından da kavramları verdikten sonra hemen ardından yine sınava göre, sınavdaki son taktiklere göre soruları veriyoruz. Hep sınavda çıkabilecek soruları yakalamaya çalışan bir set. Dinde de, İngilizce'de de aynı şekilde kelimeler net bir şekilde sizlere veriliyor. Kelime öğreniyorsun, hop ardından sınav tarzı soru. Burada tabii exam question yazıyor İngilizce olduğu için. Dinde de zorlama yok zaten. İnşallah dinde çok güzel yapacağız. Burada da yine aynı mantık, inkılap tarihindeki gibi kavramlar ve sınavda çıkabilecek sorular var. Dolayısıyla Türkçe'de, fende, matematikte ve diğer inkılap, İngilizce ve din dersimizde son tekrar setimizi bir avantaj haline de getirdik sizin için. Bunu alırsanız bu kaynakları bitirip moralinizi de artırabilirsiniz. Günün Okulu Kocaeli Fen Lisesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Hadi bakalım.